Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir peygamber olarak dinleyen, inceleyen, araştıran herkes görür ki onun bize anlattığı din konusunda komşuluk diye bir başlık vardır. Komşuluk konusunu çok ciddi bir şekilde Müslümanların gündemine taşıdı. Kendi hayatında da ciddi bir şekilde komşuluk vardır. Bilhassa Medine'de ki 9-10 yıllık hayatında komşulukla ilgili ciddi uygulamalar görüyoruz. Özellikle Ensar'dan çok komşuları vardı. Mesela Sa'd ibn Ubade, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ebu Eyyub el Ensari, Sa'd ibn Zürara, Sa'd ibn Muaz, Ammara ibn Hazm radıyallahu anhum cemiyan Ensar'dan komşularıydı. Medineli Müslümanlardan. Bu komşulukları hem sahabi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında durmaları şeklindeydi. Hem de bir komşuluk farklılıkları vardı. Muhacirlerden de komşusu vardı. Amcası Abbas, Ebu Bekir radıyallahu anhum, Ali, özellikle onun muhacirlerden olan komşularıydı. Komşuluk konusunda Mekke'de iken o 13 senelik Mekke döneminde maalesef komşuları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşuluktan çok düşmanlık yapmışlardı. O günkü komşularından El-Hakem İbn Ebu'l-As isimli kişi sadece daha sonra Müslüman oldu. Onun dışında komşularından Müslüman olan olmadı ne yazık ki Mekke döneminde. Ama Medine'de zaten düşmanlar, münafıklar ve kafirler azınlıktılar. Nasıl Mekke'de Müslüman olanlar, ona iman edenler azınlıktı, ters oldu Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlü emirlerinde, ailesindeki talimatlarında, uygulamalarında komşuluk konusunu imanla bağlantılı hale getirdiğini görüyoruz. Ne demek imanla bağlantılı? Yani ekstradan lüks, çok güzel olur, beyefendilik olur şeklinde değil. Müminsen, Müslümansan, bunun başka alternatifi yok düzeyinde bir komşuluk ilişkisi emir buyurmuş. Meşhur hadisini defalarca duymuşuzdur. Bu açıdan tekrar dikkat edelim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikramda bulunsun buyuruyor. İkramda bulunmak, götürüp bir çikolata vermek şeklinde de anlaşılır. Ama komşuyu ikrama layık görmek, eziyet etmeyerek, saygın davranarak, artık yani daha ileri gidip yani Müslümanca davranmak, Müslüman ahlakını göstermek olarak da anlayabiliriz. Başka bir hadis-i şerif, onun uyguladığı, Medine'de kendi komşularına uyguladığı, Müslüman herkese de emir buyurduğu bir hadiste, Müslüman bir insanın komşusu onu güvende bilmiyorsa, yani komşu komşudan güvenlik hissetmiyorsa, tereddütlü davranıyorsa, çok net bir şekilde iman etmemiştir, iman etmemiştir diye
üç kere buyurmuş. Başına da vallahi iman etmemiştir diye yemin getirmiş. Kimi kastediyorsunuz ya Resulallah diye sorduklarında da komşusu ona güvenle bakamayan insan diyoruz. Yani komşuya karşı olan ilişkimiz bizim Allah'a imanımızı özellikle gündeme getirecek kadar yoğun ve ciddi bir ilişki düzeyini ortaya koyuyor. Burada çok önemli bir ayrıntı daha var. Komşunun Müslüman olması veya olmaması önemli değil. Komşu ise bir kişi, o komşuluk ilişkisini biz Müslümanlık düzeyinde oluşturmak zorundayız. Komşumuz kafir de olsa, Müslüman da olsa, biz insanlığımızı ve Müslümanlığımızı en yüksek derecede ortaya koyuyoruz. Komşulukla ilgili çok önemli bir nasihati de Ahmet bin Hanbel'den duyduğumuz hadis-i şerifte, komşuluğu dünya saadetinin, dünyadaki insana gelebilecek mutluluğun çeşitlerinden birisi olarak görüyorum. Mesela iyi bir komşu, güzel bir ev, iyi bir binek, bu dünyanın mutluluğudur buyuruyor. Demek ki insan iyi bir komşu sahibi olmadığı zaman onun gözünde sallallahu aleyhi ve sellem, veya sen iyi bir komşu olamadığın zaman komşuna dünyanın kahır nedenlerinden birisisin diyoruz. Bir kural daha koyuyor. Komşu bizim eksenimize yakın olduğu sürece hakkı artıyor. Mesela aynı sokakta oturduğumuz komşu işte 50 puan sorumluluk alanımızda ise, aynı apartmanda oturunca bu 80 puana çıkıyor. Karşı daire olunca 100 puana çıkıyor gibi. Bir de buna akrabalık bağını getirdiğimiz zaman bu daha da güçleniyor demektir. Farklı hadislerde komşunun komşuya mini hediyeler de olsa hediye vermesini tavsiye ettiğini görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifte özellikle kadınlara hitap ederken sakın komşunuza vereceğiniz şey böyle basit bir koyunun ayağını, yani paça yapılan o ayağını, işte insanların bir kısmı yemiyorlar, atıyorlar mesela. O bile olsa hediye vermeyi ihmal etmeyin, hediyeleşin buyuruyor. Aynı şekilde Ebu Zer radıyallahu anha nasihatlerinden bir tanesinde de, Ebu Zer, çorba yapacağın zaman biraz suyunu fazla kat, bir tas çorba komşuya hediye edersin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Özet olarak diyebiliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini bizim peygamberimizin örnek hayatı olarak okuduğumuz zaman karşımıza komşuluk ilişkileri diye bir bölüm çıkar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.